Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kaldığım hostelde başlattım. Burayı göstermek istiyorum. Burayı öve öve bitiremedim ama hak ediyorlar. Eğer gelip de güzel bir yerde kalmak isterseniz tavsiye edebileceğim bir yer. Çok memnun olduğum için göstereceğim sizlere de. Bugün dünyanın en büyük mağara tapınağına gidiyoruz. Batu Cavaz. Orayı göreceğiz ve size Malezya hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Tabi burada yaklaşık 6 gündür buradayım ve bu bilgileri sizlere aktaracağım. Buradaki yerlilerle görüştüm, bilgiler aldım. Şimdi size burayı göstereyim. Bura kaldığım hostelin. İlk olarak buradan başlayalım. Burası çalışma alanı. İnsanlar burada işlerini halledebiliyor. İşte kimisi, bak bu arkadaş da YouTuber mesela. Burada editini yapıyor. Burada insanlar çalışıyor. Kahvaltısını yapabiliyorsun. Dışarıda da oturabiliyor. Burada bilardo masası koymuşlar. Sabah kahvaltı yapabiliyorsun. 10 ringgit'e böyle. Buradaki kahvaltı bizdeki gibi değil. Biraz daha farklılar. Bak mesela bu bir kahvaltı. Ne vermiş? Dondurma, waffle, kahve. Bu 2 dolar bu şekilde. Bu oteli çok beğenmemin sebebi, tabi birazdan size göstereceğim. O da sürpriz oldu bana. İlk olarak burayı göstereyim. Bak burada mutfağım var. Burada istersen yemeğini yapabiliyorsun. Dışarıdan aldığın bir şeyi burada yapıp yiyebiliyorsun. Onun dışında da burada sınırsız çay, kahve ücretsiz bir şekilde içebiliyorsun. Burada da aynı zamanda oturabileceğiniz masalar var. Burada da aynı şekilde dinlenebilir, oturabilirsiniz. Ve şu manzara. Yani gece buralar, her para versen şurayı izleyemezsin ya. Yani bunu birazdan fiyatını da öğrenince çok şaşıracaksınız. Yani neden bu kadar burayı övdüğümü anlayacaksınız. Eğer gelip de çok uyguna, çok iyi bir yerde kalmak istiyorsanız, size bu videodan benden size bir hediye olsun, bir tavsiye olsun. Teşekkür mesajlarınızı da beklerim. Şimdi kısaca yukarıya geçelim. Bak buranın ismi de bu. Yani bir anlaşma falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece gerçekten memnun olduğum için. Çünkü bir yere gittim, çok kötüydü. Buraya geldim, çok iyi. Neden göstermeyeyim yani? Ve asıl bombayı da birazdan söyleyeceğim sizlere. İlk olarak burayı göstereyim. Tertemiz burada. Lavabolar. Duş alabileceğiniz alanlar var. Böyle birkaç tane, bak görüyorsun neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şu ortadan sonra da tuvaletler var. Gayet temiz. Görüyorsunuz her gün temizlik yapılıyor. Burası böyle kapsül şeklinde. Ama içerisi çok geniş. İhtiyacın olacak her şey var. Bak burası benim. Lambayı açacağım bir saniye. Tabi bayağı dağınık, kusura bakmayın ama bayağı geniş. Ya ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı geniş. Bak orada şarjımız, şeyimiz var. İstediğin şekilde şarj yapabiliyorsun. Onun dışında zaten çalışma alanı aşağıda var. Hadi devam edelim. Bir güzel tarafı da daha ne biliyor musunuz? Alt katta, birazdan inerken göstereceğim sizlere. Buranın havuzu var. Kullanabileceğiniz sauna ve bir de spor salonu. O da burada aynı şekilde ücretsiz, hiçbir ekstra bir ödeme yapmıyorsun. Birazdan inerken onu da göstereceğim. Ben şimdi kahvaltımı yapayım müsaadenizle, sonra devam edeyim. Kahvaltıyı göstereyim tekrar. Dondurma, böyle tropikal meyveler, bir de waffle. Onun dışında kahve. Bu 2 dolar. Burada yeme içmek o kadar uygun ki arkadaşlar, 2 dolara dışarıda, 1 dolara, 2 dolara yemek yiyebiliyorsun. Yani 3-4 dolara balık olsun, diğer deniz ürünleri falan yiyorsun. Yani inanılmaz ucuz bir yer diyebilirim. Yani böyle gelişmişliğe bakarsan çok ucuz. Kahvaltımızı yaptık. Hadi gidelim. Havuz tarafını göstereceğim size. Benim ayakkabılar nerede? Şurada. Burada hızlı asansörler var. 26. katta olduğumuz halde hemen saniyeler içinde aşağı doğru iniyor. Yes please.
Yeah, you're welcome. You LG? Yeah. Oh, no, three. I want pool. Three, yeah? The pool side is swimming pool, yeah? Three. Yeah, okay. Three. Burada size başka bir bilgi daha vereceğim. 4 burada Çince ölüm anlamına geldiği için hiçbir yerde 4 göremiyorsunuz. Bak 1 2 3 4 yok. 3A var. Burada da bak 13 14 yok. 13A var ama 14 yok. 24 de yok. Yani burada hiçbir yerde 4 göremiyorsunuz. Uğursuz rakam olarak gördükleri için. Bay bay. Uğursuz rakam olarak gördükleri için 4 koymamışlar hiçbir yere. Mesela burası normalde 4 ama 3A yazmışlar. Burayı da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada spor salonu var. İşte dumbbell'lar, birkaç tane alet, koşu bandı falan. Hepsi var. Onun dışında da böyle bir havuz var. Evet, burayı da kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim buranın fiyatına. Buranın günlük fiyatı 6 dolar. Ben ama 2 hafta önce aldığım için daha indirim oluyor. Yani 5 dolara bile kalabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Benden söylemesi memnun olduğum için tabii ki sizlere de aktardım. Gördüğünüz zaten karar sizin. Tabii daha lüks ve daha iyi yerler tabii ki var ama ben bu geldiğimde hani tatil amaçlı değil de daha çok gezi, görmek ve daha ekonomik gezmek istediğim için böyle bir yerde kalıyorum. Size burayı dıştan göstereyim biraz. Sonra size süper bir bilgi daha vereceğim. Ben de yeni öğrendim. Asya'nın bu Grab falan var ya, ondan çok daha ucuz, çok daha uyguna bir uygulama var. Onu göstereceğim sizlere ve birazdan da bilgi vereceğim. Hatta birazdan araç çağırınca size nasıl yaptığımı göstereceğim. Burası bak böyle bir bina. Bina gökdelen. Bizim kaldığımız yer şu orta taraflar galiba. Buranın ismi de Tarragon. Ama otelin ismini ben yine açıklamalara yazarım. Ama buradan bulabilirsiniz. Gelelim taksi olayına. Bir, bu her yerde öyle Asya'nın. Normal bir taksi çevirdiğin zaman 3 katı ödersin. İkinci seçenek Grab çağırdığın zaman daha uyguna gidersin. Ama bir de bir uygulama yeni öğrendim. Abi çok uygun ya. Ya böyle bir şey olamaz. Hemen göster. Bir Türk arkadaş gösterdi bana. Burada tanıştık. Ona da burada bir yerli göstermiş. Şimdi şöyle bir uygulama var bak. InDriver. Bunu unutmayın bak. InDriver. Not alın bunu. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok komik bak. Pazarlık yapıyoruz burada. Canlı canlı. Burada şimdi nereye gideceğimizi yazıyoruz. Batu. Caves. Bak burada şimdi diyor ki yaklaşık 20 ringgit tutar diyor. Yani 4 dolar. 23 dakika bir yolculuk gösteriyor. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Buraya çağır diyorsun ama sen teklif veriyorsun. Diyorsun ki ben 20 değil de 14 veriyorum. Bak. 14. Basıyorsun. Bu teklifi diğerleri görüyor. Sürücüler. Onlar da sana teklif yapıyor. Diyor ki mesela 14 değil de 15'e götüreyim diyor. Veya bak bir tanesi 14'ü kabul etti. Görüyor musun? 14'ü kabul etti. Biz de kabul et diyoruz. 2 dakika sonra geliyor. Bu kadar. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi? Yani bunu ucuz zannettiğimiz şey var ya Grab. Abi ondan çok daha uygun ya. Grab bildiğin çok pahalıymış yani. Ben de yeni öğrendim. İnanılmaz bir uygulama. Bu diğer ülkelerde de varmış, Asya ülkelerinde. Deneyeceğim. Yani bunu not alın. Bu var ya can kurtarıyor. Böyle bir şey yok. Çok iyi. Hadi gidelim. Evet ve geldi. Hello. 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 Good afternoon. Batu Javas, yeah? Batu K? Yeah.
Temple. Yeah, Temple. Okay, alright. Bu kadar arkadaşlar. O kadar kolay yani. Çağırıyorsun, pazarlığını yapıyorsun, gelip seni götürüyorlar. Çok iyi. Yani bunu var ya öğrenip çok iyi oldu. Yani bu fiyatlara inanılmaz uyguna. Yani 21 bak 21 dakika yol gidiyoruz şu anda. Sadece 2 dolar bile değil abi. Düşünsene. Çok iyi. Çok iyi. Bunu göstermeden yapamayacağım bakın. Şimdi şoför geldi ya. Dur şöyle göstereceğim. Bak şoför geldi ya. Şurada basıyorsun abi. Bak ne diyor? Polisi ara veya işte acil durum sohbeti yap. Yani böyle seninle sürekli irtibattalar. Yani şikayetin varsa, bir durum varsa her şeyi buradan hemen bildirebiliyorsun. Çok iyi değil mi yani? Tamamen müşteriyi düşünmüşler. Bravo yani gerçekten. Ve dünyanın en büyük mağara tapınağına geldik. Batu Caves olarak İngilizce, tabi Türkçe Caves olarak yazılıyor, okunur. Ama Caves olarak söyleniyor İngilizce. Burada Hinduların burada haç görevi gördüğü bir yermiş. Burada da böyle çiçekler var. Dualar için satıyorlar. Buradan alıp içeri girip dualarını yapabiliyorlar. Hello. Güzelmiş, böyle çiçekler var. Yani bunları satın alabiliyoruz. Biz ileriden gireceğiz. Bakalım içeri giriş ücretli mi? Ben de bilmiyorum. Onu göreceğiz birazdan. Size çok ilginç bilgiler vereceğim bugün. Tabii yaklaşık 6 gün oldu. Burada insanlarla, yerlilerle çok konuştuk, muhabbet ettik. Birçok bilgi topladım. Bunları da sizlere aktaracağım. Buraya şu anda geldiğimiz yere Malezya'ya gelip de burayı görmeden giden yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yani artık simgeleşmiş yani. Petronas'tan sonra en çok popüler olan bir turist çeken yerde burası. Evet şimdi girişi böyle. Ve galiba ücretli orada yazıyor ama bakalım. İşte tam karşımızda bu devasa kayalıklar, onun önüne yapılan bu da ve renkli merdiven zaten simgeleşmiş burada. Yukarıya doğru mağaranın içine girebiliyorsun. Bu ne diyor araçlar için galiba ücretli. Benim anladığım araç girdiği zaman ücret alıyorlar. 2 ringgit ve 10 ringgit otobüslerde. Diğer türlü galiba şey almıyorsun, şey ödeme yapmıyorsun. Kuala Lumpur'da 1.8 milyon insan yaşıyor. Ve dünyanın her yerinden insanlar burada çalışıyor. Bura hem yapı olarak zaten Amerikalı mimar tarafından gelip o ikiz kuleler yapılmış. Daha sonra da o Times Meydanı dedikleri yeri de Amerikalılar tarafından çizilmiş ve proje yapılmış. Burası politikası da tamamen Amerika sistemi. Nasıl yani, ne demek istiyorum şimdi Amerikan sistemi? Abi şimdi Amerika'da da Birleşmiş Milletler yani dünyanın her yerinden insanlar gelip orada
çalışıyor, işte orada yaşamaya başlıyor. Sonra nerelisin dediğin zaman ben Amerikalıyım diyor ya, ama aslında adam İsrailli veya adam ne bileyim ne. Burada da öyle. Az önce taksici Çinli, nerelisin diyorum, Malezyalıyım diyor. Ama aslen diyorum, ben diyor Malezya'yı ama diyor tabii geçmişim diyor şey, hani kabullenmişler, şey gibi görüyorlar burayı yani. Anlatabildim değil mi demek istediğimi? Bura yaşayanlar, ben artık Malezyalıyım diyor ve bura bir topluluk gibi, yani ayrım yok. Sen Çinlisin, çok sayıda Arap var, çok sayıda Çinli var, çok sayıda, yani inanılmaz. Ve buranın yerlisi şaka gibi ama azınlık, Malaylılar. Evet, gerçekten bak şaka değil, azınlık. Ama devlet şunu garanti etmiş, diyor ki evet ben dünyanın her yerinden bir sürü buraya işçi aldım, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, ülkeyi büyütüyorum, ama onlara ayrıcalık var. Yani şöyle, iş konusunda, yardım konusunda, para konusunda hiçbir mağduriyet yok. O yüzden de şikayetçi değiller. Hepsi memnun. Anladınız mı? Yani devlet sahip çıkıyor. Bu bir gerçek. Bu bilgiler çok önemli. Kaç gündür burada? Tam geldik şimdi. Burayı da göstereceğim tabii size. Bilgi vererek de hem de gezeceğiz buraları. Şöyle buraya gitmeden şuradan başlayalım. Bakalım içeri girilebiliyor mu? Her yerde bu çiçeklerden satılıyor. İşte bu dine mensup insanlar. Bu dine mensup insanlar dualarını yapıyor. Burada da satın alabileceğiniz böyle heykeller var. Burada şu ikiz kuleler. Bu şekilde hediyelik olarak alabilirsiniz. Şimdi ben bu az önce içeriği gezdim, burayı gezdim. İçeride fazla görüntü almaya izin vermiyorlar. Çekenler var tabii ama fazla böyle bir şey istemiyorlar. Ben ama size şimdi birkaç görüntü yansıtacağım. Oradan izleyebilirsiniz içeriği. İçeride yeni doğmuş bebekleri getirip burada içeride kutsuyorlar. Yani burası, saygı duymak lazım, adamların hac ibadeti yaptığı, kabul ettikleri bir yer. Yani böyle ciddi bir yer onlar için, onların dini için. O yüzden tabii hani saygı durmak lazım. Fazla bir şey yapamadım. Ben de kısa bir görüntü çektim içeriği görelim diye. Çok farklı figürler, çok farklı heykeller vardı. İçerisinde rengarenk, yani zaten görüyorsunuz dışı gibi. İçerisi de aynı. Evet, o meşhur meydana geldik şu anda. Burada besleyebilirsiniz. Bu merdivenleri yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıda büyük bir mağara var. O mağaranın içerisinde gezeceğiz. Oralarda göreceğiz. Büyük göreve hazırım. Bu yukarı çıkacağız. Bayağı bir merdiven var ama çıkacağız. Burada yine benim en sevdiklerim maymunlar. En sevdiğim abi. Videolarımı izleyenler bilir sevmediklerimi. Arkadaş, bunlarla göz teması kurmayacaksın. Bak, bundan benden söylemesi. Göz, yani maymunun gözünün içine bakma. Geliyorlar. Ben şöyle uzaklaşayım. Geliyorlar abi, ben niye? Ben çekiniyorum bunlardan. Ya ısırdığı zaman başına bela ya. Şunlara baksana. Zaten bir tuhaf gözüküyorlar. You know this how many meter? I don't know. I reckon it's about what? 70? I reckon. 70? I reckon 35 meters. 45? Yeah. Kaç metre diye şey yaptı da 45 diyor, öbürü 17 diyor, atıyorlar. Onlar da bilmiyor. Ben de bilmiyorum ama büyük yani. Biri 45 diyor, öbürü 17 diyor. Ben bilmiyorsam bilmiyorum de, değil mi? Aa, burada her yerde maymun var ya. Aa, buradan şey, ne lazım acaba şu? Böyle etek gibi bir şey var ya, ondan mı? Abi, bak bak. Hmm.
Yok, şortla. Yok, çıkmışlar. Burada sorduğumda bu kadınlar için geçerli, erkekler için değil. Bak böyle hangisi doğru, hangisi yanlış böyle belirtmişler. Yani erkeklere sıkıntı yok, geçebileceğiz. Çıkmaya başladık. Hadi çıkalım. Bir bilgi daha vermek istiyorum. Malezya'da dünyada en çok resmi bayramın olduğu ülke. Nedeni de şu, burada ayrım yapmadan Müslümanların, Hinduların, Hristiyanların tüm bayramları burada resmi bayram olarak kabul ediliyor. O yüzden dünyada en çok bayramın, resmi bayramın yaşandığı yer Malezya. Yani Hinduizm ve Budizm bayramları da burada resmi tatil olarak kabul edilmiş. Tüm bayramlar burada kutlanıyor. O gün hiçbir yer açık olmuyor. Kapatıyorlar. Az kaldı. Yukarıya çıkıyoruz. Buradan da böyle görüntüsü var. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani böyle hac ibadeti görevi gören bir yer daha temiz olabilir. Yani benim düşüncem çok pis gözüküyor. Böyle yerlerde ne bileyim hani daha bakımlı olabilir. İşte maymunlar falan da çok var. Gidip bir şeyler toplayıp atıyorlar sürekli. Ondan olabilir. Burada maymuna çiçek vermişler. Bunu yiyor. Bali'de de var. Yiyebilen çiçek. Yani ben de yedim. Çok güzel tadı. Bu onlardan mı bilmiyorum ama çiçeği baya baya yiyor bak. Bunlar verdi. Aldı gidiyor. Ha ellerinden almış onu. Bunlar yukarıda dua yapmak için poşetle bak elinden almış. Baba. Kalanı da aldılar. Yukarıda dua yapmak için. Geçmiş olsun. Buraya gelince poşet, elinde poşet falan hiçbir şey olmayacak. Telefon veya kamerada varsa sıkı tutacaksın. Böyle, başka bir şey yok. Ama elinde poşet veya yiyecek bir şey varsa zaten bitti. Seni rahat bırakmazlar yani. Yorumlar. Şuna bak. Haran girişi böyle. İçeriye doğru devam edelim. Ya bak burada sigara içilme yasak hani şey var ya tabelası. Koskocaman şöyle tam girişe güzel bir yere koymanın ne anlamı var yani? Şöyle kenara bir yere yap değil mi? Yani böyle bir yere ya. Saçmalık. Ama şimdi ne yani? Şöyle aşağı inmeden. Burada da böyle yapılar var. Buraya bile market açmış. Vay çok büyük. Çok büyük.
Çok büyük. O ne lan? Horozun burada ne işi var? Horoza bak. Böyle duruyor burada. İçerisi böyle. Hep aynı renkler galiba. Sarı, mavi, pembe, yeşil. Böyle devam ediyor. Hayır, yine merdiven. Yine merdiven. Şu ilerden geldik tekrar. Böyle bir yukarı bir yer var, oraya da bakalım. Dombik abla. Benden iyi çıkıyor ha. Benden daha iyi çıkamıyor, ben geçtim. Şöyle biraz şey, sporcu şeyimizi gösterelim. Gücümüzü. Çıktık abi. Yukarısı da böyle. Nasıl bir şey böyle ya? Baksana. Böyle sarkmış. Bak böyle her tarafta var. Buraya da giriş tabii yasak. Burada kendileri dua yaptıkları alanlar. Burada galiba dilek tutmak için o aşağıda çiçek satılıyordu ya. Onları buraya bırakıyorlar. Bu merdivenlerden inerken tekrar ayakkabıları çıkarıp buraya da bakabiliyorsunuz. Böyle altta bir yılan, üstte kuş. Burada da yine böyle para bırakmışlar. Ve dua yapıyorlar, çiçek bırakıyorlar. Burada sürekli, göstereceğim şimdi şunlar, sürekli içeri yıkıyor. Şeyler var burada, heykeller var. Bunlar yıkıyor içeriği, sürekli yıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Böyle içerisi. Şuraya da bakalım. Orada ne var? Bir şey yok ya. Orada bir şey yok. Böyle burası. Horozlanma bak, keserim seni ha. Öyle mi? Seninle görüşeceğiz. Gece. Kolay. Seninle görüşeceğiz. Hala konuşuyor lan.
Bana da bir şey demeye gelmiyor, görüyorsunuz hemen. Oo, burada böyle satın alabileceğiniz hediyelik eşyalar var. Şu çok güzelmiş ya. Hı, şu çok güzel. Tekrar bu merdivenleri aşağı doğru ineceğiz. Manzara çok güzel. Değdi tabii ki yukarıyı görmek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Fazla uzun tutup da sizi sıkmak istemiyorum. Bol bol video gelmeye devam edecek. Umarım videoyu beğenerek, yorum yazarak bana destek olursunuz. Bu şekilde daha fazla kişilere ulaşırız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım, durdum, gel yok yok bize hiç engel, yol arkadaşım olsan ki.